Ezel geldiğinde ilk yılı teklif edildiğinde müthiş, ben senaryoyu okumadan bakmadım bile. Bitirim dediler, tamam teşekkür ederim kalsın, ben oynamayacağım, evet, almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ha, soğudu dolayısıyla tekrar geldi. Ondan sonra tekrar teklif geldi, ya ayıp oluyor falan, hadi ay yapım diyorlar. Ben de sektörü falan bilmiyorum, hiçbir şey bildiğim yok. Ay yapım çok güzel işler yapıyor ya. Bunun böyle çok karizma dediler. Durduğuna falan bakmayın, çocuk gibidir ruhu yemin ediyorum. Yakın arkadaşım ya, oradan biliyorum böyle. Hemen sıkışır köşeye. Ya onu söylediler ama şimdi ne yapsak ki, ay Allah falan diye böyle. Öyle de bir adamdır. Ondan sebep anlatıyorum aslında. Estağfurullah. Ondan sonra iyi olmasın dedim. Bir okuyayım bari. Okurken Esra içeride seslendim. Dedim eyvah, şimdi daha sertini söylemeyeyim. O kadar mı iyi dedi. Dedim bu iş tutmazsa ben bir daha televizyon senaryosu okumam. Ya gerçekten müthiş bir şey. Evet. Sende de tam tersi oldu Ezel. Barış işte ya yine mi bitirin falan. Önce bir şey yapmışsın ya, istemiyorum okumadan önce falan. Ben de tam tersi, yine biz tabii Kerem Çatay'la bayağı bir yakın olduğumuz için yaprak dökümünü yaptım. Herkese ağlatıyorum. Hüngür şangır. Dudaktan kalbe var. Hüngür şangır. Aşkım önüne hadi biraz entrika falan bilmem ne falan ama biraz böyle yakın şeyler falan. Ben gittim dedim ki ben dedim farklı bir şey yapmak istiyorum dedim. Yani değişik bir şey olsun dedim. Değişik bir şey mi istiyorsun dedi. İyi o zaman bana bir şey fırlattı, ben havada tuttum. Al sana değişik bir şey dedi. Ezel'i baktım. Ezel'i senaryosu. İnanılmaz. Bunu dedi oku, hemen beni ara. Ben gittim okudum, telefonu açtım, dedim ne zaman çekiliyor? Ne zaman çekiliyor? Bir şey söyleyeceğim. Peki. Dubai'deki büyük havuzda hala Ezel'in sevgili Toygar'ın yaptığı müzikle havuz hala o müzikle çalışıyor. Su özel suya bilgisayarla ritim yazılıyor ve ömür boyu dünyada sadece şimdi tam doğru söylemiyor olabilirim ama 8-10 tane müzisyenin daha çok film müziği ağırlıklı müziğiyle orada özel bir gösterili yapılıyor ve ömür boyu orada benim müziğim. Ya inanılmaz bir şey ya. Ben vallahi bırak. Göçü bittikten sonra da o müzik orada çok kalacak. Çok güzel ya.